Kervan 1915. Gerçekten muazzam bir iş çıkardınız. Sizin rolünüz de çok farklı gerçekten. Evet. Ağırlığı olan, liderlik vasfı olan, bir yiğidi canlandıran bir rol. Beğendiniz mi? Ben gerçekten beğendim. Yani üzerinde çok mu çalıştınız ya da nasıl oldu? Ben şahsen merak ediyorum. Yani tabii film öncesi bir 3-4 ay hazırlık oldu. Hem şive açısından işte bir taraftan da tip olarak da biraz kilo almak için işte sporu evet. bıraktım. Biraz daha hani böyle. Şu an kiloyla aynı değil değil mi? Yok. Yani orada biraz kiloluydum. Daha... Evet. Mecburen işte biraz daha hani katırcı salim olsun. Hani böyle çok atletik evet. falan olmasın diye. Evet. Yani ben de yani şey yaptım hani tip olarak değişmiş bayağı. Yani şimdi ben de izleyince bayağı 2 sene önce evet. çektiğimiz bir şey o yüzden. 2 sene önce. Hı-hı. Bir hayli zorluklar çekildi herhalde. Yani onlardan da bahsedersek. Yani baktığımızda çok güzel fotoğraflar var. Evet, 3 ay boyunca yürüdük diyebilirim yani. Ve bütün yaz sıcakları, geceleri soğuk, gündüzleri aşırı sıcak. Evet. Yani tabii yaz hastalıkları falan derken işte salgınlar şunlar bunlar bayağı zor ama tabii hani biz onları da anlamış olduk. Bir nevi onların yaşadığı çok daha ağır bir şey. Biz sonuçta hani karavanlarda dinlenip otellerde uyuduk. Tabii. Biz aktörlük yaptık, film çektik. Günde belki 15-16 saat çalıştık ama onlar 20'de elim kırıldı birinci gün. Öyle mi? Zaten o şeyden dolayı olmuştu. İşte benim elim kırıldığı için mecburen öyle bir kılıf uydurduk. 3 ay boyunca tek elle atabilmek zorunda kaldım. Epey bir zorlandım yani. Beyaz perdede böyle filmlerin olmadığını görüyoruz. Bu aslında risk mi yoksa? Bu bir yol, bir yol hikayesi. Yani 1915'te yaşanan o kesiti anlatan... biraz belgesel tadında evet doğru bir hikaye yani bunu hani sinema izlerken şey yapmamak lazım ya bu film şöyle ya da bu film evet. hepsi çok farklı ve hepsi bence bir renk yani sinema sanatında aksiyon da bir renktir evet. drama da bir renktir komedi de bir renktir belgesel türünde de bir renktir yol hikayesi de bir... bunu böyle renk olarak kabul etmek lazım ve beyaz perdeye de katkı sağlar tabii yani kesinlikle. Daha doğrusu sinema dünyasına evet. daha doğrusu evet yani hep o şekilde komedi vesaire biraz şey oluyor yani monoton olur. Aynen yani başka taraflarımızı da beslememiz lazım. Doğru. O yüzden bu da önemli bir şey. Belki o dönemde geçen hani sadece tarihte geçen bir bilgi değil de en evet. azından orada yaşanmış bir kesiti görmek bakımından önemli. Unutmadığınız bir sahne var mı son olarak? Yani hissettiğiniz hisse yani, olarak? Her çekimde bunun gerçek olduğunu ve bunların yaşandığını düşünmek her zaman çok etkiledi. Yani o tabii çocukların ölmeleri ya da işte o çocukların askere alınmaları falan onlar etkiledi evet. İşesi bol olsun, hayırlı olsun. Evet, magazin uzun izleyicileri hepinizi filmimizi izlemeye davet ediyoruz. Ve bu filme bir yol hikayesi izlemeye gelin.